Bili 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 bili. Gel. Bili. Gel. Kaçma, dur bakayım. Gel. Ayağı kırına sıcak. Dur. Ana donuzun ana. Gel. Seni çilli seni. Dur. Dur. Kaçma. Dur. Sülbiye. Kız Sülbiye. Kulaklarına pamuk mu tıkadın? Gebere sıcak. Geliyorum Sülbiyen. Buranın geliyor. Ulan oğlum. Filinta gibi oldun valla. Alen delen misin be? Ana! Çiçeği kopardı. Burhan! Oğlum nereye gidiyorsun? Baban çağırıyordu. Git de bir bak bakalım. Burhan, ulen! Böyle konmuş danalar gibi nereye gidiyor, ne oldu? Bu çocuk adam olmayacak. Ah, ah! Seni kestireyim de gör gününü. Sülbiye! Kızım! Gel şu tavuğu Hasan amcana götür de kesiversin. Sülbiye! Nerede bu kız? Hacer! Sen de mi yoksun kız? Yerin dibine mi girdiniz? Nerede bu kızlar? Sülbiye! Hacer! Nereye gider bunlar? Cemal! Ablan gillerde lan! Sülbiye! Hacer! Burada tek başına mısın? Hiç gelen giden olmadı mı? Kış vakti ot da yok değil mi?
Üşümüyorsun değil mi burada? Aman benim sorduğum soruya da bak. Hayvan kız mı üşürmüyormuş hiç? Sarı kız. Söylesene. Böyle uzun boylu bir oğlan geldi mi buralara? Geldi mi? Söylesene. Geldiğini söylesene sarı kız. Sarı kız söylesene. Niye korkuyor Sülbiye kız benden? Sarı kız korkmuyormuş. Sadece utanıyormuş desene. Kimden utanıyormuş sarı kız, benden mi? He. Sarı kız. Ne diyormuş sarı kız? Şey diyorum sarı kız. He. Şey diyorum söylesene ona. Ben var ya. He sarı kız ne diyormuş? Sarı kız çiçekleri sever miymiş sorsana bir. Sevmez olur mu sarı kız? Çok severmiş. Biliyordum sevdiğini sarı kız. Salak bunlar ya. Vallahi salak. Nasıl konuşuyorlar? Evlenmek istiyorum. Sor bakalım ne der? Gördüm, gördüm, gördüm. Anama söyleyeceğim. Elin olanları langırıştırdığını duyunca kızacak sana. Anama söyleyeceğim. Kardeşim dur, konuşmuyorduk. Hacı! Şey diyeceğim. Ne var? Ne bakıyorsunuz kız birbirinize öyle? Ne oldu Salim'im? Haftaya halledeceğim dedi. Haftaya mı halledecekmiş? Dırdırların kaypak Şakir mi? Nasıl da diyor haftaya halledecekmiş? Muhtar da çok oldu gari. Geçen hafta da aynısını demişti, sağmıştı seni başından. Bu adam basbayağı bizi aldatıyor. E seni salak buldu tabii, ne olacak? O yamuk kafaya bir laf edemedin değil mi? Püf sana! Ya muhtardır ne diyeyim? Muhtarmış! Ne muhtarı lan? O muhtarsa sen de köyün namlı Hasan Asır'ın torunusun! O kim oluyormuş? Çarpık Emine ile Yampiri Bekir'in oğlu! Partiyle purtiyle muhtar olmuş da laf mı söylüyor şimdi sana lan? Gidip ağzının payını vereyim şimdi! Dur Kezban! Gitme! Kadın başına olmaz bu işler! Seni gönderdim! Erkek başına tek laf edemeden geldim! Ben gideyim de kime laf söylüyormuş görsün! Çekil! Muhtarsan muhtarsın lan! Kim olduğunu zannediyorsun lan sen? Anamız ne yapıyor böyle? Hacer, canım kardeşim. Bak ne diyeceğim kız. Hah, söyle bakalım. Bak, bak anama söylemezsen sana bunu veririm. Bu kadarcık mı? Kız vallahi başka yok. Olsa canımı ye. Hadi, anlaştık mı? Peki madem ne edem? Ağzı var diliyor. Olmaz dedim. Eğli başın dost bağlar gibi. Kuyruğunu kıstırıp çekti gitti. Bir görmeydiniz arkadaşlar. Bana baksana sen muhtar. Senin karşında enayi mi var lan? Kaç oldu bizi oyaladın? Erkekçe konuşsana. Ne o gaydırgup bak lafları öyle? Ya yol meselesini halledersin ya da dinlemem tarla marla ezer geçerim valla. Bana ne söylüyorsun? Git kendine söyle. Sen muhtarsın. Eskiden beri yol vardı orada. Göz göre göre tarlasını aldı. Sen de akrabam diye gıkını çıkarmadın. Bak attırmayın tepemi. Devletin jandarmasını dikerim tepenize. Görürsünüz dünyanın gasp bucak olduğunu. Tamam tamam hallederiz. Garı başından kahveye gelmiş laf ediyorsun. Sen garı olmasan var ya, ben ne diyeceğimi bilirdim sana. Ne diyecekmişsin lan? De de görelim, de bakalım. Senin koyun güttüğün yerlerde ben çok öküz otlattım. Zaten seni bu köye muhtar edenler de kabahat. Neren muhtar lan senin? Ha? Neren? Attırma tepemin tasını muhtar.
Yapacaksan yap muhtarlığını, yoksa bilirim ben yapacağımı. Susun lan! Muhtar olacak kadın vallahi. Ne oldu muhtar? Gıkın çıkmadı. Kim dedi sana deli Kezban'la uğraş diye? Hallet şu işini kadının. Yoksa seni alnının çatından vuru vallahi. Her kadın sakız çatlatır ama Kezban yenge kadar çatlatamaz. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge. Bana bak Bekir, söylemedi deme. O şebelek oğluna söyle, bıraksın kızımın peşini. İpini koparmış köpekler gibi dolaşmasın evin etrafında. Bacaklarını kırarım yoksa. Herkes haddini bilsin. Ben de çalgıcıya verecek kız yok. Buki'ye verecek kız hiç yok. Ona göre işte, ayağını denk alsın oğlum. Çalgıya mı gidiyorsun gene? Git bakalım. Sülaleniz hepten çalgıcıydı zaten. Baban olacak kıykıcı, babamın eteğinden hiç ayrılmazdı. Bir de kalkmış kızımı istiyor oğlum. Tövbe tövbe. Allah'ım yarabbim ya. Sen bana sabır ver yarabbim. Geldim baba, geldim. Gidiyor muyuz? Bana bak lan. Bir daha o kızın peşinden koştuğunu görürsem kemiklerini kırarım ha. Ona göre. Hangi kızın baba? Ya, bir de saflığa vurma. Karşında enayim var. Gebertirim seni. Köyün yerinde bula bula deli Kezban'ın kızını mı buldun ha? Kim söyledi sana? Bir de kim söyledi diyor. Bak benim başım belaya sokma. Bu vakitten sonra ben deli Kezban'la uğraşamam. Anladın mı? Az evvel olmadık laflar söyledi gitti. Karı olmasa var ya, ben onun ağzını payını veririm ama ah ah. Zaten bir gün çileden çıkaracak beni. Vereceğim lafı köyün ortasında, vereceğim lafı köyün ortasında. Rezil edeceğim onu. He. Hadi yürü yürü, zaten geç kaldık. Daha epey yolumuz var. Çapak köyüne gideceğiz. Düğün evi bizi bekliyordu. Yürü yürü. İstiyor. Bitti. Bir daha ver. Vermezsen anama Burhan abiyle konuştuğunu söylerim. Al. Göpeğe ekmek mi veriyorsun abla? Vallahi almam. Tamam, istemiyorum bir şey. Gidip anama her şeyi söyleyeceğim. Hacer, canım kardeşim benim. Gel. Ben senden esirger miyim hiç? Sana feda olsun paralarım. Bu para az. Daha fazla isterim. Al kardeşim, sen yeter ki iste. Seni kovucu seni. Bir gün ben sana gösteririm. Dursana lan, dursana. Pilava mı yetişeceksin? Düğün boyunca astın suratını. Kime lan bu aflan tavran ha? Baba. Söyle bakayım. Kezban yengeye çok mu kızıyor? Sana ne? Kadın aslında o kadar kötü biri değil baba ya. Nereden çıktı bu laf lan? Diyorum ki baba. Ne diyeceksin? Hiç. Hiç. Burhan! Burhan! Ya
Cemal! Hadi içeri. Ben sana kaç defa söyledim herkesle oynama diye. Onlar senin dengin mi oğlum? Hepsinin açlıktan nefesi kokuyor. Senin sülalen ayrı. Aha torunusun sen. Onlar kim? Biri Bırtlak Halil'in oğlu, diğeri de Cepcep Ali'nin torunu. Hadi içeri. Hadi. Siz de evinizin önüne. Hadi. Yallah. Ne o kız? Ne bu dalgınlık? Yolcu mu bekliyor? Kız söyleyeyim mi? Hiç ana hiç. Daldım işte. Sen niye kıkır kıkır gülüyorsun kız? Ortalıkta bir şey mi var? Söyleyeyim mi anama? Hacer! Anne! Anne! Kız, sus kız! Sus! Bırak da şunu, otur sofraya. Acıkmadın mı? Aç değilim. Burhan evladım, bir lokma falan yeseydin. Boşuna ısrar etme hanım. Aşık seninki, aşık. Deli Kezban'ın kızına yanmış. Sanki köyde başka kız yok. Gönül bu Bekir'im. Ete de konar, çöpe de konar. Ne yapacağız? Ne yaparız? Gider Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteriz. Oğlumuzun yaşı geldi de geçiyor. Eve direkt yapacak değiliz ya. Bir an evvel baş göz etmeli. Öyle diyorsun da. Kezban yenge bu. Adı üstünde. Deli Kezban. Hiç kız verir mi? Havasından, tafrasından yanına yaklaşılmıyor. O mu kız verecek? Ne eksiği var oğlumun? Huyuysa huyu yerinde. Boyuysa boyu yerinde. Hem kızın da meyli varsa istemeye gidelim. Evden kovar bizi vallahi. Hı. Aman köylü de senin gibi. Bu kadını fazla büyütüyorsunuz canım. Sülalesi A sülalesi ise senin benim gibi insan değil mi? Köylü değil mi? Hem hayırlı bir iş için gideceğiz. Niye kovacakmış? Gidelim gidelim. Şurayı da süpür abla. Bak orası. Ha? Daha sonra da pencereyi silersin değil mi abla? Anam öbür odada galiba. Ana! Tamam tamam. Sinirlenme, silerim. Daha sonra benim elbiselerimi yıkarsın tamam mı abla? Ha bir de elbisem de sökük olacak da onu dikersin. Daha sonra bakkala git. İp al gel. Oya yapacağım da. Niye öyle bakıyorsun abla? Daha çok işim var. Hadi hadi çabuk ol. Abla sağ dedim. Yeter gari yeter. Geberteceğim seni. Söylersen söyle. Ana kurtar beni. Çok... Ana! Ana! Ana kurtar beni! Ne var kız? Ne oluyor? Ana! Ana! Ayrılın kız! Ayrılın bakayım! Kocaman kız oldunuz, utanmıyorsunuz değil mi? Söyleyeceğim işte. Ana! Ne? Biliyor musun? Ablam geçen gün kimle konuştu? Selamun aleyküm! Her şeyi söyleyeceğim işte. O! O! Buyur etmeyecek misiniz Kezban yenge? Buyurun bakalım. Salim abi nerede? Biraz uzanmıştı. Salim! Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Haber verecektik bey. Böyle aniden gelinmez ki. Olsun. Hiç memnun kalmadılar gibi ama. Canım kız evin az evi. Göbek mi atacak bir de? Ah hanım, inşallah başımıza bir iş gelmez. Seni istemeye geldiler değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Söylemedi mi Burhan abi? Söylemedi. Boşuna geldiler. Anam vermez seni. Ne edeceksin o zaman? Hiç. Kaçar mısın? Niye kaçayım ki? Burhan abiyi sevmiyor mu? Aman sana ne? Oo hoş geldin Bekir. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk.
Kusura kalmayın, tarlada çalıştım da biraz yorulmuşum. Haber verseydiniz geleceğinizi. Salim'im, çalgıcı kısmı ne bilir öyle şeyleri. Aman sen de dediğin lafa bak. Sahi ne bu çaldığının adı? Dura mı? Dura. Çocuk oyuncağı gibi değil mi? İyi beceriyorsunuz çalmasını vallahi. Nasılsınız bakalım? Çalgıdan para kazanıyor musunuz? Vallahi Bekir, çok iyi ettiniz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Söyle bakalım, niye gelmişler? Ya misafire öyle şey sorulur mu? Ayıp. Bir bildiğim var ki sor diyorum lan. Kimi insan soyuna sopuna, aslına faslına bakmaz, kendini minarede sanır. Lafı da söylemiştim sokağın ortasında ama demek ki anlamamış. Anlayacağı biçimde konuşmalı o zaman. Gezban, sus, ayıp oluyor. Bir kahvemizi içersiniz değil mi? Zülfiye kızım, bize bir kahve yap hadi. Tamam baba. Adam, sen hala anlamadın mı? Bunlar dünürcülüğe gelmiş. Çalgıcı oğullarına sülbiyeyi istemeye gelmiş. Anlamadın mı ha? Gelsinler hanım, gelsinler. Sebip saymışlar, gelmişler. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle başımızın üstünde yeri var. Nasipse olur yani. Oh! Nerede gitti kız? Lan kim bunlar, kim? Köyün beş paralık çalgıcıları. Gıy gıycıları. Bunlara mı kız vereceksin ha? Bunlara mı? Bizde çalgıcıya verecek kız yok. Herkes haddini bilsin. Hadi! Ah hanım, dedim sana, dedim. Bunu da yaptın bana ya. Yürü, kalk. Ya Bekir, Bekir durun, durun. Kezban ne yaptın be ya? Sen de kes sesini, kes! Çalgıcıya kız vermem, bu köye kız vermem. Benim kızlarım amirlere, memurlara layık. Böyle başı bitli, avlu sitli kimselere değil. Hadi! Dedim ben sana, deli bu kadın. Ne bileyim ben böyle yapacağını. Rezil ettin beni. Yerin dibine girdim. Niye bu delilerle muhatap ediyorsun beni? Ah ulan garı olmasa var ya. O kadın bize kız vermez. Aklı beş karış havada, burdu kaftanda. Ne yapacağız? Ne yapacağız var mı? Oğluna başka kız bulacağız. İlla sülbeyi istiyorum diyordu. Ben onunla konuşurum. O Kezban yengeye de haddini bildirmezsen bana da Curacı Bekir demesinler. Ulan Kezban. Ulan Kezban yenge! Selamünaleyküm. Aleykümselam. Haydar bana bir çay versene. Çok zormuş. Boş versene onu. Çok zormuş. Vallahi billahi. Ne oluyor be? He? Mıhtardan Kerri, Kezban yenge seni de mi dışarı etti ya? Lan Kezban yengeden dünür mü olur? Kesin be. Hayırlı bir iş için gitmiştim. Kötü mü ettim yani? Muhtardan sonra sana da ağzının payını verdim. Erkek kadın valla. Bu kadına kimse laf söyleyemez. Onu susturacak adam daha anasından doğmadı. Ne kadınmış bu Kezban yenge ya. Peki onun soylu soplu sülalesi var. Namlı nohutçular sülalesi onlar. Senin neyin var? Sadece bir cura. Cura ne işe yarar ki lan? Yarayacak. Göreceksiniz. Curam ona haddini bildirecek. Hor görmen curamı. Boyu küçüktür ama söyledikleri destan olacak cümle aleme. O zaman kimseler susturamayacak. Göreceksiniz. Hadi ufak atla cücüler yesin. Göreceksiniz hepiniz.
Kezban yenge de görecek. Cevabını alacak. Ağlayacak. Anamı da cümle aileme rezil ettin. Bir de varmak istiyordun oğlana değil mi? Anamı da maskara ettiler. Yenge yenge Kezban yenge muhtar oldum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge adam oldum Kezban yenge. Bir çalgıcı. Çalgıcı beni rezil etti. Garını rezil etti el aleme. Niye gidip bir şeyler demiyorsun Salim'im? Elin ağzı torba değil ki. Ne diyeyim? Niye kol kanat gelmiyorsun bana? Niye dayanak olmuyorsun? Böyle ortalıkta tek başıma bırakıyor. Niye kocalık etmiyor? Beni delirttirecek misin sen? Niye böylesin Salim'im? Niye? Takma kafana her şeyi. Bırak el ne derse desin. Boş ver. Boş ver ha. Boş ver. El garına demedik lafı bırakmıyor. Alay ediyor köy meydanında. Sen boş ver diyorsun. Püh senin kalıbına yazın. Senden koca olacağına kara kara taş olaydı. Hangi kafaya uydum da verdim sana? Ah baba, uslu gibi dedin, ağzı var dili yok dedin verdin. Halime bak, halime. Kezban, etme, ne olursun. Kezban! Fuke'ye kız verirsen, bana da Kezban demesinler. Fuke'ye kız vermem, Fuke'ye kız vermem. Fuke'ye kız vereceğim,
eşkıyaya veririm daha iyi. Ana! 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 Ana gel içeri ne olur. Bunlar hep senin yüzünden başıma geldi. Ana! Ana! Ana gel rezil ana! Rezil ettin beni! Rezil! Rezil ettin beni Silviye! Utanmadın beni! Ana rezil ettin! Söğüt bir. Gel kızım. Gel. Geber diyeceğim. Geber diyeceğim. Ana yapma. Konuştun ha. O çalgıcı olanla konuştun ha. Kemiklerini kıracağım. Senin kemiklerini kıracağım bizi. Ayağım kırılsın inşallah. Rezil ettiniz beni rezil. Kezban hala. Neredeyse tanıyamayacaktım. Çok değişmişsin lan. Yıllar geçti hala. 10 senedir görmedim. Ana, vay başıma gelene. Doğru ya. Anam baban köyden çekip gideli 10 sene oldu. Ve hadi burada durma, gir içeri. Gel. Hadi gel. Ben seni te bebekten tanırım lan. Kucağımda büyüdün. Biraz evvel bana çarpan büyük kızın değil mi? Sülbiye'yi mi diyorsun? Kocaman bir kız olmuş. He ya, sen şehre gittiğinde daha 8 yaşında bir çocuktu. Hadi aslanım yürü. Aba kız, sen oğlanı tanıyor musun? Ben golcularla konuşmuyorum. Pek yakışıklı oğlan değil mi? Sus bakayım. Ufacık başına ne biçim laf öyle? Vallahi Burhan abimden daha yakışıklı. Anam baban niye gelmedi oğlum? Onlar da gelseydi. Vallahi çok özledim onları. E ne de olsa akrabamsınız. Senin anan benim dayı kızım oluyor. Ben de ananın hala kızıyım. Getir kızım getir. Güray liseyi bitirmiş. Sağ ol. Şehirde muhasebecilik yapıyormuş. Canı sıkılmış köyümüzü gezmeye gelmiş. Bir zaman kalacakmış. Öyle değil mi oğlum? Öyle öyle. Kızlar da evlenmek için can atıyorlardır seninle. Maşallah boy poz sen de. Bir de mektup görmüş adamsın. Sözün filan vardı gari ha? Yok canım hala. Ben ne yapayım şehir kızlarını? Bu zamanda köylü kızlarıyla evlenmek lazım. Evine kocasına bağlı olurlar. Öyle değil mi hala? Öyle tabii. Mesela benim kızım. Kızım diye söylemiyorum ama köyde hiç kimse eline su dökemez. Bir de nedir benim kızım? Bir de ne? Ah ana, ah yerin dibine soktun beni. Güray abi Burhan abiden daha yakışıklı değil mi? Başlatma beni abilerinden. Yürü, çık dışarı. Yardım edin, müsaade edin. Yok, ben taşırım. Sizin nazik ellerinize hiç yakışmıyor. Siz buralarda kalacak insan değilsiniz. İnanır mısınız? Sizi görünce kimi hatırladım biliyor musunuz? Brigitte Bardot'u. Tanır mısınız onu? Dünyaca ünlü bir sinema artisti. Ama siz ondan daha güzelsiniz. Bakışlarınız. Hele şu anda olduğu gibi... Utanınca yüzün kızarmıyor mu? Al al olmuyor mu? Güzelliğinizin farkında mısınız? Ben ömrümde sizin gibi güzel bir kız görmedim. Şehir kızlarının hiçbiri sizin gibi olamaz. Sen şehirde yaşamalısın. Şu örtüyü çıkaracaksın. Sonra saçlarına şekil vereceksin. Makyaj yapacaksın.
yeni moda elbiseler giyeceksin. O zaman artistler bile halt eder yanında. Brigitte Bardot falan yani. Merhaba, ben Güray. Seni çıkaramadım kim, neredensin? Bu köylüler hiç değişmeyecek. Yamamaya kalkmış Kezban. Ona köpürüyor belli ki. Kız seviyorsa kaçar. Sevmiyorsa lingiling 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 ne yaparsa yapsın. Aldırma. Çocukla bir bomuş istersen. Kafana bu kadar. Köyde kız mı yok? Hadi diyelim evlenir onunla. Ya anası. Lingling 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 he? Ya size rahat huzur bırakmaz. Dırdır başınızın etini yer valla. Sabırlı ol. İleride bugünlerine bakıp güleceksin. Her şeyin hayırlısı be oğlum. Bırak kime verirse versin kızını. Ben sana daha iyisini bulurum. Senin gibi boylu boslu. Üstelik saz çalan, marifetli olana kim kız vermez? O deli gezmandan başka tabii. Yeah. Otur da oyun oynayalım. Ben oyun bilmem. Ben öğretirim. Bana da öğretti abla. Çok güzel oyun. Vallahi. Hadi gel. Yok, oynamak istemiyor. Sülbiye lütfen. Rica ediyorum. Oynasana kızım. Misafirimizi kırma. Bak çocukcağız rica ediyor. Hangi oyunu öğreteyim sana? Pişti mi, poker mi, kılıç mı? Kaptı kaçtı, kaptı kaçtı. Çok güzel oyun abla, valla. Peki, kaptı kaçtı olsun. Ne görgülü çocuk değil mi? Çok kibar konuşuyor. Şehir insanı başka oluyor canım. Biliyor musun Salim aklımdan ne geçiyor? Sülbiye'yi baş göz etsek ne güzel olur değil mi? Birbirlerine çok yakışıyorlar. Hep böyle damadım olsun isterim. Hatırlıyor musun annesi babasıyla daha şehre gitmeden evvel Sülbiye bizim kızımız. Onu Güray'ıma alalım dememiş miydi? Hatırlıyorsun değil mi? Kezban. Bu çocuk bize niye geldi ha? Niye olacak, halasıyım onun. Görmeye gelmiş. Ne halası be? Uzaktan akraban işte. Dadının dadası. 10 senedir arayıp sormadılar. Bize selam bile vermediler. Nerede olduklarını bile söylemediler. Şimdi oğulları gelmiş. Haline hiç dikkat etmedin mi? Çocuk çok tedirgin duruyor. Kafasında tilkiler dönüyor.
halt etmişsin sen. Utanmadan bir de neler söylüyor. O bizim misafirimiz, akrabamız. Tamam tamam, misafirimiz de, akraban da. Sen ne dersen de içim ısınmadı. Bir iş var bu işte. Bana bak, bir de ağzından o lafların çıktığını duymayacağım. Güreğime laf yok. Kay kay, hadi. Zaten seni adam yerine koyup konuşan da kabahat. Köylü kızları daha iyidir. Evlenilirse köylü kızıyla evlenmeli, demedi mi? Dede. Demek ki sülbiyemiz de gözü var. Bu fırsat kaçırmaya gelmez. Babasına anasına söyler, kızı istemeye gelirler. Görürsün bak. O zaman anlasın köylü Kezban yenge kimmiş. Dalga geçerler ha. Türkü söylerler ha. Onlara göstereceğim Kezban yengenin kim olduğunu. Görecekler. Kezban yenge, Kezban yenge. Muhtar mı oldun Kezban yenge? Muhtar da oldum, azad oldum. Daha neler olacak? Görecekler. Hadi uyu. Kezban yenge, yenge yenge, Kezban yenge. Muhtar mı oldun Kezban yenge? Yenge yenge, Kezban yenge, adam oldun Kezban yenge. Sülbiye, ben sensiz yaşayamam. Ben yenge, yenge yenge. Yeter baba. Yenge. Hep bu türkü yüzünden oldu bütün bunlar. Hep bu cura yüzünden. Ne yaptın lan sen it ha? Sen benim cüramı nasıl atarsın ha? Bekir, kendine gel, delirme. Kocaman oğlana tokat vurulur mu? Bu türküyü söylemeseydin, annesi bana Sülbiye'yi verecekti. Baba, bir daha o türküyü söyleme. Söylersen... Ne? Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Sülbiye. Sülbiye. Oğlanın ne işi var evinizde? Akrabamız. Ona varmayacaksın değil mi? Varmayacaksın. Sen ne diyorsun lan? Ben kimseye varmayacağım. Bana da mı? Baban anamı cümle alemin diline düşürdükten sonra mı? Nasıl olacak? Çekil çekil. Şimdi bir çayınızı içeriz. Recep, çay getir lan. Şehir görmüş insan başka oluyor canım. Evimize geldiğinden beri her bir konuşmasında lütfen, rica ederim. Aman bir laflar biliyor. Çok efendi çocuk. Melek gibi. Köyde onun gibi bir denecik deli kalmıyor. İyi günler efendim. Kusura bakmayın, sohbetinizi bölüyorum. Hemen çıkacağım. Rica ediyorum, rahatsız olmayın. Lütfen. Sizin gibi değerli hanımefendileri rahatsız etmekten inanın çok üzgünüm. Gördünüz mü lafları? Söylen bakalım, bizim köyde hangi herif böyle laflar eder? Dediğim gibi var mı? Maşallah, maşallah. Ne iyi çocuk. Benim oğlum böyle laflar söyleyecek, koca tarlayı bağışlarım ona. Doğru söylüyorsun. Vallahi bağışlarım. Ara insan be. Özür dilerim. Lütfen devam edin sohbetinize. Pek de yakışıklıymış. İyi günler. Maşallah. Vallahi oğlum gibi seviyorum bu çocuğu. Kezban kız.
Bakıyorum damadın gibi övünüyor. De gel. Merhaba. Git bu köyden. Sülbiye'nin peşini bırak. Peşini mi bırakayım? Bana ne ya? Eğer onun peşini bırakmazsan... Döverim seni. Yok ya. Hadi, döv o zaman. Sevdiğin kızı elinden alacağım. Döv beni hadi. Aferin. İyi dövüşüyorsun. Sevdim seni. Bir kız uğruna ha? Vay, demek çok önemli o kız senin için. Senin için özel olarak ilgilenmek istiyorum onunla. Ne de olsa akrabam. Severim inekleri. Hele inekleri sağın köylü kızlarını. Çekinme, devam et. Seni şehre götürmek istesem gelir misin? Annenden babandan istesem evlenir misin benimle? Görür görmez çarpıldım sana. Tüfekle oynama oğlum. Bırak yerine. Nereye gidiyorsun? Avva. Nereden aklına esti şimdi? Bir domuz gördüm de koca gırda. Vurup geleceğim. Bu çocuk hiç avı sevmezdi. Lütfen. Senin için topladım. Al. Cevabını bekliyorum. Teklifimi düşündün mü? Anlaşıldı. Sen söyleyemiyorsun. Annenle görüşeyim bari. Ben ciddiyim. Vallahi. Deme. Nasipse olur oğlum. Anam babanla konuş. Görüşürüz. İyi. Hala. Yarın Burdur'a kadar gideceğim. Alışveriş yapmak için. Diyeceğim şu ki... Sülbiye de benimle gelse... ona elbise almak istiyorum. Olmaz oğlum. Köy yerinde ne demezler? Halacığım. Sen köylünün dedikodusunu ciddiye mi alıyorsun? Korkuyor musun yoksa köylüden? Yok canım. Emme olmaz evladım. Ama bak Hacer de gelirse olur. Biz Sülbiye'yle ikimiz gitmek istiyoruz. Sen medeni bir insansın halacığım. Lütfen. Öyle olsun. Ama hemen geleceksiniz he. Sen hiç merak etme halacığım. Bana güven. Dur halacığım. Ya sana vurmak istemezdim. Hadi barışalım. He? Hadi biz baba oğluz. Yani küslük de olur, şenlik de, değil mi?
Bak, bu akşam düğüne çağırdılar. Geleceksin mi benimle? Ben gelmeni istiyorum. Gönlün rahat olsun oğlum. Dert etme her şeyi. Öyle şey olur mu Kezban? El ne demez? Bari sen gitseydin yanlarında. Gençlerin yanında ben kocaman garı. Olur mu öyle şey? Anasını babasını çağıracak lan. Kızımızı hissetecek. Bari Hacer gitsin yanlarında. Salim, sen de iyice pimpirikli oldun. Gençler, bırak yalnız başına gitsinler. Konuşup anlaşsınlar. Hadi sen gir yatağa. Hadi. Galiba 40 yılda bir doğru söylüyorsun lan. Doğru ya, burası köy yeri. Hem doğru doğru. Hacer de gitsin yanlarında. Dedikodu çıkmasın. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge. Penceresi dilmeden inip gelir inmeden muhtar mı oldun Kezban yenge. Muhtar mı oldun Kezban yenge. Nereye? Biraz başım ağrıyor. Hayda. Yenge yenge Kezban yenge muhtar mı oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge azam oldun Kezban yenge. Allah Allah. Ana ben gitmek istemiyorum. Sus bakayım. Ayağına kadar gelen kısmeti mi tepecan? Yürü hadi, yürü. Hem Hacer de var yanınızda. Evladım, Hacer de gelsin sizinle. Sana güvensizlikten değil ama köylünün ağzını tıkamak lazım. Anlıyorsun değil mi? Minibüs köyün aşağısından geçer. Oraya kadar yürürsünüz. Hadi gari, hadi. Hadi. Hadi kızım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bu köyde bakkal bulunur mu? Ben de yabancıyım. Yukarı köyde öğretmenlik yapıyorum ben. Yoruldum da çay içeyim dedim. Başım ağrıyor da hap alacağım. Ağrı kesici mi? Dur bende olacak. Tüh be, yanıma para almamışım. Valizim de olacaktı. Ne yapacağız şimdi? Bende vardı. Sendeki hangimize yeter? Hacı, eve kadar gitsen de valizimden para getirsen, lütfen. Seni bekleriz burada. Çabuk ol. Minibüs gelmeden git gel. Diye mahsustan gönderdim. İyi ettim değil mi? Yürütme canım. Yanımızda öyle tintin gezdirecek değiliz ya. Şöyle baş başa gezmek varken.
Bu minibüs gelmez. Ben her şeyi ayarladım. Bizi şurada bir araba bekliyor. Ama... Hadi oraya gidelim. Yok, olmaz. Yürü dedim sana, yürü! Ah, imdat! Yürü! Nereye götürüyorsun beni? Kalk. Direnme. Gel. Bırak beni. Bırak. Hızlanma. Bırak. Hadi. Bırak dedim. Nerede kaldın be? Yürü. Ana. Yaktın beni! Yaktın beni ana! Merve! Ah! Sakın sesini çıkarayım deme! Şuracıkta gebertirim seni, anladın mı? Sen akraba mısın, köylü müsün? İnsan akrabasına bunu yapar mı? Lan başlatma akrabalığından falan! Köylüm de olsan, akrabam da olsan önce kadınsın, anladın mı? Hadi be, hadi! Ah! Nerede kaldın, hadi ya! Neredeyse kaçıracaktım kızı! Geldim! Tut! Ulan nereden buldun bu afeti? Köylü güzeli bu be! Akraba mı oluyor dedin? Kesme! Lan bırak şimdi akrabayı, makrabayı da tut şunu hadi! Dehşet para eder bu be! Hadi! Kımıldaman lan! Kaldırın ellerinizi! Çekilin kızın başından! İkinizi de gebertirdim ama... Kanun var! Jandarma geliyor! Cezanızı onlar versin! Ne oluyor burada? Burhan! Burhan kurtar beni! Bu pislikler bir şey yapmadılar değil mi sana? Sen yetişmeseydin. Bu akrabanın ne pislik olduğunu bilsen. Yürüyün lan! Düşün önüme! Utanmazlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun be. Tüh. Senin Allah cezanı be. Bir senedir aranıyormuş bunlar. Tüh alaksın. Köy köy dolaşıp köylü kızlarını kandırıyorlarmış he. Hepsini de ona buna satıyorlarmış. Güray da akraban var diye buraya saklanmaya gelmiş. Çünkü takip edip duruyormuş yanlar. Bakmış ki akrabasının kızı var. Huylu huyundan vazgeçer mi? Anasına babasına bile çektirmediği kalmamış. Burhan olmasaydı, Sürbiye kızımız da gitmişti evden he. Görüyorsun değil mi muhtar? Cahil ananı affet. Anam. Anam. Kızım. Aman Allah'ım. Neredeyse kızımın başını yiyecektim. Allah'ım korudu bizi. Salim. Sen haklısın. Şimdiye kadar hep ben konuştum. Biraz da sen konuş. Senin hakkın gari. Söyleyeceğim Çalgıcı Bekir'e. İstiyorlarsa kızımızı gelsinler Dünürlü'ye. Sen bilirsin. Önce kızım bilir. (Gülüyor)
Kezban yenge, yenge yenge, Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge. Bekir, Kezban yengeye söylesene. Olmaz. Bundan sonra türküyü söylemek yok. Unutun o türküyü. Başka türküler söyleyeceğim size. Ver hele ver. Kezban gene bir şeyler çeviriyor. İnip geliri inmeden, penceresi dinmeden, geldi geçti görmeden, muhtar mı oldun Kezban yenge, ata mı oldun Kezban yenge, yenge yenge Kezban yenge. E hadi, ne duruyorsunuz? Böyle güzel türkü söylenmez mi? Hadi! Yenge, Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge.